Libya asker göndermek büyük bir hata. Libya'da emperyalizm destekli bir iç savaş var. Türkiye'ye düşen görev ne? Bu iç savaşta taraf olmamak, iç savaşta ara bulucu olmak. Belki de dünyada bu imkana sahip tek ülke Türkiye. Niçin? Ben çünkü Libya'ya gitmiş birisi olarak da söylüyorum. Libyalı sınıf arkadaşlarım bugün koramiral, oramiral rütbesinde sınıf arkadaşlarım var. Onlara dayanarak söylüyorum. Tarihinden gelen bu özellikleri nedeniyle, Türkiye'nin orada seviliyor olması nedeniyle ara bulucu olurdu. Yani Hafter'le Fayez arasında ara bulucu olurdu. Taraf olmak Türkiye için yapılabilecek en kötü şey. Bir de taraf olduğunuz kim? Libya'nın sadece %6'sına hakim ve ihvancı. Kim bu ihvancılar? Türkiye Cumhuriyeti'ne, kuruluş ideolojisine ve Atatürk'e düşman bir yapı. Siz Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman bir yapıya destek veriyorsunuz. Ne uğruna veriyorsunuz? Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması, size şöyle söyleyeyim. Esasında bu ihanet projesini geniş kitlelere satabilmek için icat edilmiş bir şey. Size bu kadar kesin söylüyorum. Bunu Libya adına imzalayanlar zaten Libya'nın şu anda %6'sına egemen. Yani bizim Münasır Ekonomik Bölgesi karşılaştırması ve yan sınırı esasında Hafter'in bölgesiyle ilgili, yani Trablus'un bölgesiyle de ilgili değil. Böyle bir anlaşmayı imzalayan Fayez yönetimi, emin olun İngilizcesi Economic Exclusive Zone'dur, Münasır Ekonomik Bölge'nin. Ne olduğunu bilmiyorlar, biliyor musunuz? Niçin imzaladılar? Şunun için imzaladılar. Türkiye'den asker gelsin. Çünkü her an Hafter Trablus'u düşürebilir. Her an iktidar çökebilir. Asker getirebilmek için bu anlaşmayı imzaladılar. Ne istiyorsanız altını imzalarız dediler. Peki Türkiye'deki iktidar için neydi? Türkiye'deki iktidar için de bunu bir milli proje olarak, yani Libya'ya asker göndermeyi bir milli proje olarak satabilmek için bunu uydurdular. Bu çok yanlış. Bundan bir an önce dönülmeli. Bir de karşımızda Hafter'i destekleyenler kimler? İşte bütün Arap ülkeleri, Katar hariç, zengin körfez ülkelerinin hepsi onları destekliyor. Rusya destekliyor, Fransa destekliyor. Şimdi bu Münasır Ekonomik Bölge'den sonra İsrail'in tutumu değişti, Yunanistan'ın tutumu değişti. Hatta Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu kimle yan yana olmak istemiyor? Müslüman kardeşlerle, İhvan'la yan yana olmak istemediği için ikircikli davranıyor. Yarın eğer Trablus düşerse, Hafter egemen olsa ne olacak? Sizin anlaşmanızı ne yapacak? Yırtacak, atacak. Ne yap, nerede yaptığı gibi, Sudan konusunda yaptığınız hata gibi. Onun için Türkiye'ye düşen görev Libya konusunda taraf olmamak, ara bulucu olmak. Bu bizim çıkarlarımız için daha uygun, güvenliğimiz için daha uygun olduğunu değerlendiriyorum. Şöyle, siyasette her şey mümkün. Yeni koşullar oluştu diye asker göndermeyi durdurabilir. Ve hatta size şöyle söyleyeyim. Şimdi bu mecliste çıkan tezkere öncesinde zaten bu iktidar destek veriyordu. Vekalet savaşçılarını gönderiyordu, lojistik destek sağlıyordu. Bundan bir an önce vazgeçilmeli.